Arkadaşlar selamlar saygılar hepinize. Haftanın son günü Endex kapanış günü. Dün akşam SPK'nın yayınlamış olduğu bildirilerle birlikte ve bültendeki özetli halka arzlarda güzel haberler. Bugün çok pozitif bir hava ile başlamasını bekliyorduk Borsa İstanbul'un, ancak açılır açılmaz Endex 0.95 gibi bir negatiflikle başladı. Ve saat 10.39-10.40 güncellemesiyle de 0.56 negatiflik söz konusu. Ama bunun sebeplerinden birisi, işte ekranda görüyorsunuz, Borsa İstanbul için kötü bir haber geldi aslında. Kur korumalı mevduatlarda faiz tavanı kalktı. Evet arkadaşlar, artık kur korumalı mevduatlarda bankalar 3 puan üzerinde faiz veremiyorlardı. Bundan sonra faiz kararı kalktı. Yani kur korumalı mevduat işi bir de artık siz de hak verirsiniz ki hikayeye döndü. Bir anlamı da kalmadı da sistem ekonomik açıdan. Türk lirası kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kalktı. KKM'de askeri oran politika faizi olacak. KKM faizi için üst sınırı ise banka kendi belirleyecek. Evet, daha önce 3 puandan fazla bir yükseklik yapamıyordu. Bundan sonra banka artık kur korumalı da faizi üst sınırı kendisi belirleyecek sevgili arkadaşlar. Türk lirası kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kalktı. Hazine destekli TL kur korumalı mevduat hesaplarında politika faizin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona erdi. Asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak. KKM faizi için üst sınırı banka belirleyecek. Daha önce şu anda kaç 7,5 ya da 8,5 mu artık, pek fazla da insanlar pek ilgilendirmiyor politika faizi, ama 7,5 ya da 8,5 olsa gerek oralarda bir şey. 11 değilse en fazla verilebilecek rakam. Bundan sonra artık ya da 11,5'tur. İstediğini verebilecek bankalar, 15 de yapabilir, 20 de yapabilir. Haliyle buradaki rahat ve net karı gören yatırımcı, özellikle borsaya giren, sonradan giren, borsada kazanmak için faizden gelir elde edemediğini düşünerek borsaya giren yatırımcıların çıkması anlamına gelebilir sevgili arkadaşlar. Yani kur korumalı mevduattaki faiz üst sınırının kalkması Borsa İstanbul için pek de olumlu gözükmüyor. Çünkü bankalar istedikleri faizi artık kur korumalı da verebilecekler. Hem döviz karşısında koruyacak parasını, hem de istediği faiz alabilecek. Çok iyi. Yani faizi kabul edenler için oldukça iyi bir gelir oluyor bu. Evet dostlar, lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.